Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Rize'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Seçkin Düğün Salonu'na konuk olduk ve yanımızda firmamızın yetkilisi Avni Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Avni Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız Rize, efendim, iyisiniz? Çok teşekkür ederim, Rize'mize hoş geldiniz. Hoş Safalar bulduk efendim. Getirdiniz. Çok sağ olun efendim. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Sizlere çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Avni Bey ben firmamızdan bahsetmeden önce efendim kısaca böyle sizleri tanımak istiyorum. Avni Çelik kimdir? Bu sektörle tanışmanız nasıl oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Asıl mesleğim ben müzisyenim. Müzisyen, evet. 2010 yılında kurumumuz açıldı. Hem buranın işletme müdürlüğünü yapıyorum. Evet. Hem de aynı zamanda sahne alıyorum. Evet. Severek yapıyorsunuz bu işi. Tabii artık bu müzikte de 25-30 yılımızı verdik. Yani çocukluğumuzdan beri. Çekirdekten yetişmiş bir isim diyebiliriz. Diyelim. Ama aynı zamanda insanlara hizmet yapmayı da çok seviyoruz. Evet. Böyle bir kurumda 7. yılımızı dolduruyoruz. Allah'a şükür üstüne koyarak gitmeye çalışıyoruz. Süper. Yani fazla... Şu an burada faaliyetlerimiz devam ediyor ama burada düğün salonu olarak faaliyet gösteriyorsunuz. Seçkin düğün salonu olarak. Biraz da firmamızdan bahsedelim efendim. Firmamızı kaç yılda kurduk ve burada vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Normalde düğün salonu olarak geçiyor ama 2010 yılında kurulmuş. Artık dediğim gibi 7. yazımızı gireceğiz Allah nasip ederse. Evet. Salonumuzun şöyle ufak özetini yaparsak, salonumuz 1000 kişilik. Daha doğrusu yani şöyle söylemeyelim, yani düğün şu değil, çok amaçlı bir... Birçok organizasyon yapabiliyoruz aslında burada değil mi? Tabii doğum ki. Günleri, sünnetler, kınalar, nişanlar. Evet. Değil mi? Aynı zamanda yani... aklımıza gelebilecek her türlü şeye organizasyonlara açıyoruz. Yani, toplamda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Şu anda 1000 kişi ağırlayabiliyoruz. 1000 kişi ağırlıyoruz evet. Ama aslında çok 200, önemli bir şey. 250 kişilik de otopark şeyimiz kişilik. Var. Tabii ki salonumuzda mescidimiz, oyun salonumuz, biliyorsunuz yani hükümetin kurduğu bu kapalı alanda sigara içme yasağı. İçme alanımız da var. Tabii salon. Özel olarak ayrılmış alan. Burada tamamıyla her şey müşterinin memnuniyetine uygun bir şekilde dizayn edilmiş aslında. Mutlaka öyle olması gerekiyor. Değil mi? Çünkü bunun içinde ayakta durmak zor. Rekabet gittikçe de artıyor. Onun için evet. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Harika. Aslında insanlar da bu tip günler hayatlarında bir kere yaşıyorlar değil mi? Bu konuda da çok dikkat ettiğinizi görebiliyoruz. Sizin için önemli olan kriterler neler peki? Avni Bey nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Düğün esnasında bir kere ben kendi felsefemi söylersem ciddi söyleyeyim. Yani burada birçok insanla sohbet ederken düğün hani insanlara satarken bir kere düğünü kendimin düğünü gibi hazırlanıyorum. Yani empati kuruyoruz. Çünkü demin bir kelime söyledim. Bu hayatta bir kez oluyor. Değil mi? Hata kaldırmaz. Önemli olan güzelin güzelini yapmak. Evet. Bu güzel. Zaten rutin bir şey yapıyorsunuz ama tabii. Acaba buna ne koyabiliriz de biraz daha renkli renklendirebiliriz. Hani araştırmak gerekiyor araştırmak, aslında. Evet. Arge yapmak gerekiyor. Hatta geldiğiniz görüyorsunuz sahnede hala da tadilatı evet, ara şeyimiz devam var. Ediyor. Ama güzel bir şey. Yani bu mutluluk veriyor aslında insanlara mutluluk veriyor. Sadece mesela biz eğlenceli değil. Aynı zamanda hani bizim şöyle söyleyeyim size, eğlencesiz insan yani Kur'anlı düğünlerimiz de oluyor. Yani ilahi tarzında olsun. Değil mi? Aklımıza gelebilecek her tür kesime hitap edebiliyoruz tabii, aslında. Tabii. Yani sonuçta siz geldiniz, ben şunu istiyorum, bizde yok deme gibi lüksümüz de yok. Şimdi şöyle söyleyeyim, Allah'a hamdolsun hedeflerimiz hani dedim ya, hedef şöyle. Aslında bitmiyor değil mi hedef? Hedef bitmiyor. Yenilik hani bu zamanda hani diyoruz tabii ya. Modernleşen toplumda. Ya inanılmaz derecede daha iki gün önce dediğim gibi acaba seneye biz ne yapabiliriz mi peşindeyiz. Değil mi? Ya o yenilik güzel kardeşim şart.
Şart olmazsa olmaz. Olmazsa olmazımız bir. Ama hedefimiz ne? Hizmet sektöründe ne kadar iyi yakalayabilirsen o kadar iyi oluyor. Hani ben tamamım bu iş bitti diye bir sektörümüzde şey yok. Ama hedeflerimiz her geçen yıl üste koya koya gitmek. Evet, biz de bu yolda sizlere başarılar dilerim gerçekten. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size çok teşekkür ederim öncelikle Avni Bey. Bu güzel şehrimize, Rize'ye katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Hizmet ve ticari hayatınıza başarılar diliyoruz sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Rize'den seslendik. Bir şüphesiz tartışmasız sektörün lider firmasına konuk olduk. Seçkin Düğün Salonu ile beraberdik ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez CEO'nda.